Gerekçesini açıklamak üzere Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'a söz veriyorum. Sayın Sakık, buyurun. Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, hepinize bir selam ve sevgi. Şimdi son günlerde, evet, Kürt sorunun çözümüyle ilgili ciddi bir tartışma var ve her yerde bunlar konuşuluyor. Ama somut bir şey yok. 1 Ekim'de burada başlayan Sayın Bahçeli'nin uzattığı bir el var. Sonrası gruplarda oturulup konuşulan, tartışılan, yani parlamento adres gösteriliyor. Ama ne hikmetse parlamentoda iktidardan muhalefete ve bu işin muhatabı olan DEM Partisi'ne kadar hiçbirimizin hiçbir gelişmeden haberimiz yok. Devasa bir sorunu tartışıyorsak ilk önce parlamentonun ve Türkiye kamuoyunun bu konuda bilgi ve birikim sahibi olmalı. Şimdi bakın, Sayın Bahçeli 2021'de bir grup toplantısında şu rakamları telaffuz ediyor. Diyor ki Kürt sorununda, yani bu 40 yıllık kavgada 2 trilyon 256 milyar 48 milyon dolar bir para harcanmış. Yani bugün tahmin ediyorum 3 trilyon doları geçen bir rakamdan bahsediyoruz. İnsan kaybı, valla Kurtuluş Savaşı'nda kaybettiğimiz insanların iki mislini kaybetmişiz. Bu kaybedilen insanlar Kürtlerin ve Türklerin genç çocukları. Şimdi buna bir çözüm bulacağız. Nasıl bir çözüm bulacağız? Kürtler diyor ki Deu Huestin Kodik Pişna. Kestiniz değil mi Sayın Başkan? Yok. İyi, teşekkür ediyorum. İlk önce birbirimize alışmalıyız. Yani bu devasa sorunu konuşurken, yani sorunu bütün çıplaklığıyla ortaya koymalıyız. Kürtler diyor ki ayran isterken kabını saklayamazsın. Biz de ne istediğimizi çok açık ve net olarak söylüyoruz. Bu topraklarda başlatılan bu süreci çok önemsiyoruz, çok değerli buluyoruz. Ama somut adımların atılması gerekir. Birbirimizden yarışarak değil. Hem iktidarın hem muhalefetin, yani bu çatı altında bulunan 600 milletvekili, bütün siyasi partilerin, her partinin bir projesi, programı olmalıdır Kürt sorunuyla. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi, siz iktidara doğru yürüyorsunuz, birinci partisiniz. Siz Kürt sorununda ne düşünüyorsunuz? Bunu Türkiye kamuoyu bilmek zorunda. Yani küçük polemiklere girerek, efendim Erdoğan böyle dedi, biz böyle. Hayır, Türkiye bunları çok geride bıraktı. Siz ne düşünüyorsunuz? Biz iktidardan muhalefete kadar. Hatta bazı muhalif gruplar, partiler dönüp siyasetiyle, yok yani şöyle dönüp diyor ki Kürt sorunu yok. Onları da anlarız. Ama gerçekten bir iklim yaratılacaksa herkesin heybesi de ne olduğunu bilmek istiyoruz. Bir başka noktada, şimdi Amerikalıların bir Kürt sorunu var. Almanların bir Kürt sorunu var. Fransızların bir Kürt sorunu var. Çünkü orada Kürtler yaşıyor. Ama bu coğrafyada 20 milyon, 25 milyon Kürt var. Kürt sorunu da var. O Kürt sorununu nasıl çözeceğiz? Vallahi oturacağız işte. Mesela bugün Sayın Erdoğan döndü, dedi ki silahları bırakırlarsa gelsinler, önleri açık. Hemen buradan böyle bir cevap verdi. Hayır, sana o düşmüyor. Gelip buralarda silahı, şiddeti bıraktıklarında ne yapacaklar? Tabii ki dönecekler, siyaset yapacaklar, bu ülkenin vatandaşları olacaklar, ülkeyle ilgili bilgilerini, birikimlerini Türkiye halklarıyla birlikte paylaşacaklar. Bunları yapmalılar. Bunları yapabilirsek, emin olun bakın, çok kısa bir sürede, 2 ay oldu, iklim değişti. Türkiye halkları barış istiyor. Türkiye halkları savaş değil. Hepimiz savaştan yorulduk, silahtan yorulduk. Ama bunun adı, bakın, bir taraftan uzatılan bir el ama diğer el, hani Dersim'i Tunceli'ye dönüştüren Tunç el var ya, Dersim'in iradesine kayyum atıyorsunuz. Bundan olmaz. Dersim'in iradesini tanıyacaksınız, Mardin'in iradesini tanıyacaksınız, Batman'ın iradesini tanıyacaksınız, Kürt halkının seçilme hakkını, seçme hakkını tanıyacaksınız. Bunları tanırsanız bu topraklarda barış olur. Bir taraftan
çözeceğiz, bir taraftan da yok edeceğiz. Biz bunlara papuç bırakmayacak kadar valla siyaseten bilgimiz, birikimimiz, tecrübelerimiz var. Sayın Sakık, lütfen tamamlayın. Bir B projesi değil, A projesi. Türkiye halkları buna sahip çıkmalı ve çözmelidir. Şimdi bugün Ahmet Arif'in günüydü. Birkaç grup toplantısında Sayın Erdoğan böyle diyor. Ahmet Arif'ten, Ahmet Arif cezaevinde, Ahmet Arif diyor ki doğdun, 3 gün aç tuttuk. 3 gün sana meme vermedik Adiloş bebem. Hasta düşmeyesin diye, töremiz böyle diye, saldır şimdi memeye, saldır da büyü. Diyor bunlar engenekler ve çıyanlardır. Bunlar aşınıza, ekmeğinize göz koyanlardır. Tanı bunları, tanı da büyü. Ahmet Arif bunları dediği için ömrü zindanlarda geçti. Bu topraklarda silahı yoktu, şiddeti yoktu, kana, silaha bulaşmamıştı. Ama bir aydın, bir şairdi bunları söylediğinde ve bedelini çok ağır bir şekilde ödedi. Ama Sayın Sakık, teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Öneri üzerinde ilk söz Saadet Partisi grubu adına Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç'a ait. Sayın Kılıç, buyurun. Sayın Yaz, teşekkür ediyorum. Şimdi Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi grubunun iş tüzüğü 19. maddesine göre verilmiş önerisini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, öneri kabul edilmemiştir. Sayın Başarır. Sayın Başkan, Sayın Sakık demin önerisinde partimizin tabii ne düşündüğünü söyledi. Biz 2010-2015 sürecinde de bugün de aynı şeyleri söylüyoruz. Evet, bir sorun var. Bu sorun çözülmeli. Çözüm yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi. Çözüm toplumsal uzlaşı. Çözüm mutlaka ki anayasal zeminde olmalı. Çözüm şeffaf olmalı. Bir konuda da teşekkür ediyorum öngörüsü için. İktidara geliyorsunuz, iktidara yürüyorsunuz dedi. Ben kendilerine de söz veriyorum. Güneydoğu halkına, Kürt halkına da söz veriyorum. Bu sorunu hep beraber, hep birlikte çözeceğiz. Barış, kardeşlik ülkemize gelecek. Sayın Temelli, buyurun. Açalım. Sayın Başkan, teşekkür ederim. Ben de kısaca, yani bizim önergemiz bugün burada aslında bu konunun bir yönüyle belli de bir mutabakat anlayışıyla konuşulmaya başlamasına vesile olmasından dolayı da mutluluk duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Ve ben bu konuda emeği olan, taşın altına elini koymaya hazır olan herkese de cesaretli olma çağrısı yapıyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi grubunun iş tüzüğün 19. maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır. Okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım. Öneriyi okutuyorum. Buyurun. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na Danışma Kurulu 27.11